Eşit bölümlü yatay düzlem üzerinde hareket eden kabili hareketlerin yere göre hız vektörleri BKB ile şekilde edilebilir. Buna göre K aracın sürücüsüne göre L aracın hız vektörü aşağıdakilerden hangisidir demiş. Arkadaşlar bağlı hareket sorusu. Bağlı harekette formülümüzü yazalım isterseniz. V bağlı eşittir. V gözlenen, v gözlenen V gözlenen. Eksi V gözlemci. Tabii ki bunlar vektör olarak. Arkadaşlar gözlemci dediğimiz aslında bakan kişi olmuş oluyor. O yüzden bakanın gözü çıksın diye aklımızda kalabilir bu anlamda. Yani bakanı eksi de alacağız gözlerin ucuna ekleyeceğiz. Hadi bakalım bu anlamda. Şimdi K aracısının sürücüsüne göre o zaman K bakan kişi olmuş oluyor. Yani k eksili alacağız. Yani V bağlı bulurken şöyle formülümüzü denklemimizi yazarsak VL eksi VK alacakmışız. VL eksi VK diye şöyle alacağız dolayısıyla. Bakanın gözü çıksın yani eksi de oldu. Yani K'yı ters çevirip L'nin ucuna ekleyelim. Ters çevirdiğimizde ne yapacağız? Şöyle mi olacak? Tam tersini aldık şu. Yani eksi V ile. Sonra da bunları toplarsak bileşkeyi bulmuş olacağız. Bakın topladığımızda başlangıçtan bitişe vektör çizersek V bağlı bulmuş olduk. Sola doğru bir birim olacakmış. Yani cevabımız Bursa olurmuş deriz. Dorsal bir yolda hareket eden K otomobili, L kamyoneti ve M motosikletinin hızları şekil yönlerde 2 ve 5 ve 3 V'dir. M motosikletinin sürücüsüne göre L'nin hızının büyüklüğü 50. Arkadaşlar bağlı hareketi bir yazalım isterseniz. Bağlı hareket eşittir ve gözlenen eksi V gözlemciydi formülümüz. Bakanın gözü çıksın diye aklımızda kalabilirdi burası vektörel büyüklük tabii ki. Hadi bu mantıkta bakalım. Şimdi kime göre kimin diyor? M motosikletinin sürücüsüne göre L hızı. Yani M bakan olmuş oluyor. O zaman VL eksi VM'yi arayacağız birincide. de. VL eksi VM ne demek? M'yi ters çevir demek. Hayır ters çevir ucuna ekleyelim. Yani sağa doğru 5 vardı. Sağa doğru bir de ne ekledik? Bunun için 3V ekledik. Bu durumda bileşke hızımız 50 oluyormuş. Bağ hızımız. Bakın burası 50 ise 5 artı 3V'miz 50'ymiş. O zaman 3V'miz buradan 45 yapar. Değil mi? Dolayısıyla V'miz de 15 yapar. Dolayısıyla bunun hızını o zaman 30 demek lazım. Şöyle. Bunun da hızı 45 olmuş oldu. Bunların hızını bulduk. Hadi şimdi diğerine bakalım. Sorduğu sorumuz ne bize? Buna göre K otomobilin sürücüsüne göre L'nin hızı nedir diye söylemiş. Yani VL eksi VK'yı soruyor aslında. Bakanın gözü çıksın dediğimiz için bağlı harekete. Bağlı hareketimiz VL eksi VK olmuş oldu. Çünkü burada K bakan olmuş oldu değil mi arkadaşlar? Hadi bakalım bu mantıkla. L'yi aynen alalım. K'yı ters çevirip ucunu ekleyelim. Sağa doğru L'nin hızı 5'te e, hızını ters çevirip ucuna ekliyoruz. Sola doğru 30 ekleyecekmişiz. ve bileşkeyi bulurken başlangıçtan bitişe doğru vektörümüzü çizersek şöyle bağlı gitti, bulmuş olduk. O da ne yaptı? Sola doğru 25 mi yapmış oldu? Ve bize hız büyüklüğünü sormuş. O zaman cevabımız 25'ten Ceyhan olurmuş deriz. KLM araçları eşit büyüklükte hızlarla şekilde kavşağa doğru ilerlemektedir. K aracısının sürücüsü L aracını, aracının kendisine 40 metre bir saniye hızla yaklaştığını görüyor demiş. Buna göre L aracının sürücüsüne göre M aracının hızının büyüklüğü nedir diye söylemiş. Arkadaşlar hız büyükleri eşitmiş. 3 de V diyelim isterseniz. K ile dikkat ederseniz zıt yönlerde karşılıklı geliyor. O zaman bir diğerini 2V hızıyla hareket ediyor olarak görecek. Bu 2V hızını da 40 metre bir saniye eşitmiş. Bakın yukarıda öyle söylemişti çünkü. 40'lı hızda kendisine doğru yaklaşıyormuş gibi görmüştü. Mesela bizim V dediğimiz hızımız 20 metre bir saniye olacakmış. Yani hepsinin hızı 20 metre bir Buna göre diyor L aracısının sürücüsüne göre M aracının hızının büyüklüğü nedir diye söylemiş. Arkadaşlar bağlı hareket bakanın gözü çıksın diye aklımızda kalacaktı. L aracısının sürücüsüne göre M demiş. O zaman L bakan oluyor. Yani VM eksi VL'yi sorulmuş oluyor aslında burada. Hadi bakalım M hızı neydi? Yukarı doğru V 20 metre saniye yukarı doğru M'imizi alalım. L'yi ters çevirip ucuna ekleyelim. L sola doğru 20 idi o zaman biz sağa doğru 20 olarak ucuna eklersek şöyle yaptığımızda. Bileşik hızımız başlangıçtan bitişe doğru çizdiğimizde bu vektör uzunluğuna bakacağız. Bu da 20 kök 2 yapmış oluyor. Tabi yön de sorulmuş. Burası ne yapıyor? Kuzey ne hangi yön olmuş? Şu kuzey doğu yönü olmuş oldu. mesela kuzey doğu 20 kök 2 olacakmış. Cevaplarda bunu aramak lazım. Bu da denizde varmış. Yatay düzlem üzerinde bulunan otoyol ve raylar üzerinde hareket eden tren ve otomobil çekidik yönlerde 70 km bir saat ve 50 km bir saat büyüklük hızlarla hareket etmektedir. Demiş yönleri gözüküyor. Buna göre otomobilin sürücüsüne göre trenin hızının büyüklüğü nedir diye söylemiş. Arkadaşlar bakan burada otomobil olmuş oluyor. Bağlı hareketimiz nasıl uygulduk? Bakanın gözü çıksın diyorduk. Bakan otomobil olduğu için o zaman tren eksi otomobil diye alalım. Yani otomobil eksi almış olacağız. Trenin ucuna vektör olarak ekleyip bunları toplayacağız. Tamam. Hadi şöyle bir isterseniz x, yönleri şöyle bir yazalım. Değil mi? Şöyle aldığımızda. Bakın bunların hız büyüklüğü tren sağ tarafa doğru gitmiş oluyor. 70 ile otomobil ise bu tarafa doğru gitmiş oluyor. 50 kök 2 mi vermiş? Yok. 50 kilometre saat verilmiş. Tamam. Şimdi biz otomobili eksi alacağımız için otomobili ters çevireyim isterseniz. Yani şu tarafa doğru alalım değil mi? Bakın bu tarafa doğru aldık. Bunun yatayla yaptığı açıda 53 dereceymiş. Bunu aldık. Bunun hızı da 50 olacakmış. Diğeri de trenimizde sağ tarafa da 70 olacakmış. Bu ikisini vektör olarak toplayacağız arkadaşlar. Hadi bunları vektör olarak toplayalım. 70'e 50'yi. Şöyle yaparak toplayabiliriz galiba. Bileşenden ayırdığımız zaman ne olacak? Bunun sola doğru bileşeni var ki kosinüs 53, kosinüs 53'te sinüs 37 işte. yani 06 yapar. 30 yapmış olur burası. E şurası da sinüs 53'ten 40 yapmış olur. Dolayısıyla bunu atalım bileşenlerden ayırdığımız için şimdi bunları toplayacağız. Sağ 70 sol 30 olduğuna göre sağa doğru 40 kalmış oldu. Aşağı doğru da 40'ımız var. O zaman 40 ile 40'ın bileşkesi Pisagor'dan 40 kök 2 mi yapacak şöyle. O zaman cevabımız 40 kök 2 kilometre bölü saat olacakmış deriz. Bu cevabımız da Ceyhan'da var arkadaşlar. Sabit süratlerle hareket eden A, B araçları şekilde konumlardan geçerken B aracının sürücüsü yere göre hızının büyüklüğü 40 metre/s olan A aracının hareketi görüyor. Arkadaşlar iki aracın birbirini hareketi görüyor olması için aynı yönde aynı hız büyüklüğe gidiyor olması lazım. O yüzden A aracın hızı 40 metre/s ise mecburen B aracın hızı da aynı yönde 40 metre/s olmalı. Ona da şöyle 40 metre/s diyelim. Devam soru kısmına bakalım ne diyor. Buna göre A aracı K konumundan geçerken, ki A aracı K konumundan geçerken sol tarafa doğru olmuş olacak hız büyüklüğü ona dikkat. K konumundan geçerken ne diyor? E, aracın sürücüsü B aracını hangi yönde hangi hızda gidiyor görür demiş. Yani A aracı B aracına bakacakmış. Formülümüz neydi? Bakanın gözü çıksın diye aklımızda kalmıştı. O yüzden bakan kişi burada A olduğu için B'den A'yı çıkartarak bulacakmıştır. Şöyle yapacağız dolayısıyla. B'den A'yı çıkarmak demek aslında A'yı ters çevirip B'nin ucuna ekle demek. B yukarı doğru 40 metre bir saniyeydi. Bunu aynen alalım. Şöyle 40 metre bir saniye yazalım. Sonra A'yı ters çevireceğimiz için sola doğru olduğunu onu sağa doğru alalım. Yani şurayı eksi VA olarak almış olacağız. Burası VB'miz olmuş olacak. Öyle yazalım bize bileşik hız lazım. Bileşik hızımızı da buradan buraya doğru çizersek şöyle 40 40'tan 40 kök 2 yaparmış. Büyüklüğümüz 40 metre bir saniye. Yön olarak baktığımızda yukarısı kuzey sağ tarafta doğu olduğu için kuzey doğu arasında olmuş olacak. Kuzey ile doğunun arasında. O zaman kuzey doğu 40 metre bir saniye cevap şıkkını arayacağız. O da Bursa'da varmış. Akıntı hızının sıfır olduğu gölde 50 metre bir saniye ve 40 metre bir saniye büyüklükteki hızlarla hareket eden AB teknenin hareket yönleri şekildeki gibidir. Ona göre A teknesinde oturan yolcuya göre B teknesi hangi yönde kaç metre bir saniye hızda gidiyor demiş. Bakın A'da oturan B'yi gözlediği için o zaman A bakan olmuş oluyor. Formülümüz şöyleydi. V bağlı hareket bakanın gözü çıksın da o zaman V bağlı eşittir. B eksi A diyebileceğiz. Bakanın gözü çıksın yani eksili aldık A'mızı. Şunu bulacakmışız. Tabi e bu A'yı eksili almak demek ters çevireceğiz. O yüzden isterseniz şöyle tersini alalım. Onun bu tarafa doğru alalım. 50 metre saniye diyelim. Yani eksi veya almış olduk. Tabii ki onu atalım artık. Bu ikisini vektör olarak toplayacağız. Bakın açılara bakacak olursak bileşenden ayırarak toplamakta fayda var. Hadi toplayalım. 40 kökü bileşen isek sağa doğru 40 yukarı doğru 40 yapar. Değil mi? Cos 45 sin 45. Demeye de gerek yok. Pisagor'dan mecburen 40'a 40 olmalı ki bileşkesi 40 kökü yapabilsin. O zaman 40'a 40 olacakmış. Diğerini bileşenler isek sola doğru bileşeni 50 çarpı şuradaki açımız 37. Değil mi? Burası da 53. O zaman komşu kenar olmuş oluyor. Kosinüs 53 kullanacağız. Sos 53'ümüzde sinüs 37'den 06'dan 30 metre saniye yapar. O zaman mecburen şurası da sinüs 53'den 40 metre saniye yapar deriz. Şöyle alalım. Bunların bileşkesini alacağız. Sağa doğru 40 var, sola 30 var. O zaman sağa doğru 10 kalmış oldu. Yukarı doğru 40 var, aşağı doğru 40 var. Onlar birbirini götürdü. O zaman cevabımız sağ tarafa doğru 10 metre bir saniye olacakmış. Orası da yön verdiyse artı x yönü olmuş oldu. Artı x yönünde 10 yani cevabımız adan olurmuş deriz. Aynı düzlem üzerinde hareket eden k aracının yere göre hızları VKV ile şekildeki gibidir. L aracının sürücüsü K aracının 12 metre bir saniye hızla kuzey yönünde hareket ediyor gibi görüyormuş. Buna göre diyor K aracının yere göre hızının büyüklüğü nedir diye söylemiş. Bakalım arkadaşlar şimdi... Bağlı hareketin formülü bakanın gözü çıksın diye yapabilirdik. L aracının sürücüsü baktığı için VK eksi VL'yi bulabiliriz buradan. Ama burada başka bir yöntemden bahsetmek istiyorum. Bakın bunların hız vektörünü şöyle aldığımızda başlangıçlarını aynı yere taşıdığımızda bakın tekrar diyorum başlangıçlarını aynı yere taşıdığımızda kim bakıyorsa ondan diğerine doğru vektör çizdiğimizde bu bağlı hareketin büyüklüğünü verir. Yönü de bağ hareketin yönü verir deriz. Tam kuzeyi gösterdiğine göre bunların yatay bileşenleri eşit olacak şekilde böyle çizmemiz gerekiyormuş. Yani burası 90 derece olacakmış kuzeyi göstermesi için. Ve bunun değeri 12 metre bir saniyemiş. Bakın formülden çözmedim bunu. Başka bir yöntem anlatmak istedim bu soruda. 37'nin karşısı 12 ise şurası 53 yapar. O zaman 53'ün karşısı ne yapacak buradan? 3, 4, 5'in katlarından 16 metre bir saniye. 20'nin karşısı ise 20 metre bir saniye olacak. Biz L'de Kayda bulmuş olduk. Bize K'yı sormuştu. O zaman cevabımız 20 metre bir saniye olurmuş deriz. Birbirine paralel raylarda sabit hızla hareket eden K-L trenlerinden K'nın hızının büyüklüğü L'ninkinden fazladır. Şöyle yazalım. V K v, büyükmüş belli olsun. K treninde oturan yolcu L trenini kuzey hareket ediyor olarak görüyormuş. Yani K L'ye bakıyormuş. Şöyle yapalım. K L'ye baktı. Kimin kime baktı belli olmuş olsun. Buna göre yargılan hangileri doğru demiş. Birbirine paralel ve biri diğerini kuzeye gidiyor olarak gördüğüne göre demek ki bunlar ya kuzey güney doğrultusunda hareket etmesi lazım mecburen ya da doğu batı paralel olacaksa doğu batı ama kuzey dediğine göre demek ki kuzey güney doğrultusunda hareket ediyor diyebiliriz. Bu anlamda bakalım K'da daha hızlı olacakmış. K treni kuzeye gider mi diye söylüyor aslında soruyor. Şimdi şöyle bir yöntemimiz var arkadaşlar. Normal formülün dışında iki hareketlerinin başlangıç noktalarını aynı yere taşıdığımızda kim bakıyorsa onun ucundan diğer ucuna vektör çizdiğimizde büyüklüğü bağıl hareketin büyüklüğünü yönü de hareketin yönünü verir deriz. Bu da pratik bir yöntemdir. Çoğu soruda işimize yarar böyle sorularda özellikle. Bu mantıkla bakacak olursak tabii K daha hızlı olacak diyor. Daha, daha hızlı olacak da L'nin boyunu kısa çiziyor olsak daha yavaş çiziyor olsak KL'den o zaman KL'ye bakıyorsa K'nın ucundan L'nin üzerine vektör çizimimizi güneye gidiyor olarak görecek. Öyle değil mi? Şimdi K'nın L'yi kuzeye gidiyor görmesi için L'nin daha hızlı olması lazım bu yöne doğru ki K'dan bakıldığında L kuzeye doğru gidiyor olsun. O anlamda böyle olamayacağına göre demek ki kuzeye gitme şansı yok K'nın. O zaman K'mız ne yapıyormuş mecburen? Güneye gidiyormuş. Hadi K'yı güneye doğru çizelim. K güneye doğru çizildiğine göre L'miz ne olabilir diye baktığımızda bu, bu arada birincisi kesin yanlış olmuş oluyor. L bakın şöyle aynı yönde gidiyor olsun daha yavaş. K'dan L'ye doğru baktığımızda ne yapar kuzeye gidiyor görürüz. Ters yönde gidiyor olsun bakın. Ters yönde gidiyor olduğunda K'dan L'ye doğru baktığımızda yine kuzeye doğru gidiyor olarak görürüz. Yani L hakkında kesin bilgimiz yok. K ile aynı yönde de olabiliyor, güneyde olabiliyor, kuzeyde olabiliyor. Bize kesin yanlış sorduğu için. K treni güneye gitmektedir demiş. O kesin doğru olmuş oldu. L treni güneye gitmektedir demiş. Evet güneyde oluyor, kuzeyde oluyor. Burada kesinlik yok. O yüzden almayacağız. Cevabımız yalnız birden adan olurmuş deriz. KLM trenleri kuzey güney doğrultusunda paralel raylarda vv 2 ve büyükteki hızlarla hareket etmektedir. K treninde oturan bir gözlemciye göre L trenin hızı güneye doğru 20 metre bir saniye demiştim. Bir defa kuzey güney doğrultusunda hareket ediyormuş. İkisinin de hızı dikkat ederseniz KLM'nin vv kadar. Eğer bunlar aynı yönde ikisi de kuzey ya da ikisi de güneye gidiyor olsa birbirine duruyor olarak görürler. Mesela biri diğerine 20 metre bir saniye hızda gidiyor gördüğüne göre zıt yönde gidiyorlar demektir. Bu arada K'mız yukarı doğru olsun, L'miz de aşağı doğru olsun ki başlangıçtan aynı yere taşıdığımızda kim bakıyorsa ondan diğerine doğru vektör çizdiğimizde güney yönünü gösterebilsin. Bunun değeri 20 metre bir saniye oluyormuş. Tabi bunların hız büyüklüğü de VV kadar. Yani 2V'miz 20 olacakmış. 2V'miz 20 metre bir saniye ise o zaman V dediğimiz bizim 10 metre bir saniye olacakmış. Mesela K kuzeye doğru 10'la gitti. L ise güneye doğru 10'la gitti. Bunu biliyoruz. M'nin hız büyüklüğünü biliyoruz. 2 V'ye kadar demiş. Yani o da 20'li hızla hareket ediyor. Fakat hangi yönde hareket ettiğini şu an için bilmiyoruz. Bir şey söylemiyoruz çünkü. soruda bize bu mantıkla bakalım. K kuzeye 10, L güneye 10, M hakkında bilgi yok. Sadece hızının 20 olduğunu biliyoruz. Yönünü bilmiyoruz. K trenindeki durgun yolcu, M trenini durgun görür demiş. Parlemenin hızları aynı yönde aynı büyüklükte olması lazım ki durgun görsün. 1'i 10, 1'i 20 olduğu için durgun görme şansı yok aynı yönde gitse dahi. O yüzden attık bunu. 2. L trenindeki durgun yolcuya göre M trenin hızı güney yönde 30 olur demiş. Ona bakalım isterseniz. Şimdi L'nin hız vektörü aşağı tarafa doğrudu. Yani güney yönündeydi. Değil mi? M'ninki güney ya da kuzey olabilir. Peki güney olursa ne olur? M aşağı doğru o zaman 20 metre bir saniye hızda şöyle çizelim. Hızları 10'a 20 olacakmış. Bu arada LM'ye baktığı için L'nin ucundan M'nin ucuna vektör çiziyorum. Bu durumda güney 10 metre bir saniye oldu. Bu olmadı. Peki L'miz güney yönündeyken biz kuzeye doğru M'yi alsak ne olur ona bakalım. Bu durumda L'den M'ye doğru çizdiğimiz o zaman büyüklük 30 metre bir saniye oluyor doğru. Fakat yön olarak bu sefer tutmuyor. Kuzey yönünde olmuş oluyor. O yüzden ikinciyi de attık. Üçüncüye bakalım son olarak. L trenindeki durgun yolcuya göre M tren hızı kuzey yönünde 30 metre bir saniyedir demiş. Bu evet az önce de bakın şuraya çizmiştik böyle bir şey olabiliyor olabilir mi diye sorduğu için evet alacağız bu anlamda cevabımız yalnız 3'ten Ceyhan olurmuş deriz.